hali hazırda kesinleşmiş bir şey yok. Ama dediğimiz gibi bizler kardeşleriz. Eğer milletin derdine deva olacak çözüm yolu ittifaksa tabii ki onu yapmadığımız takdirde vebal altında oluruz diye düşünüyorum. Yani bugün bir adım attık. İnşallah bu adım hayırlara vesile olur. Yani hem ülkemiz için, hem milletimiz için, hem camialarımız için hayırlara vesile olur inşallah. Ülkenin problemini çözmek için bu ülkenin evlatlarının kurmuş olduğu bütün partilerle bir araya geliriz. Temel ilkemiz bellidir. Ülkenin birliği, milletin birliği. Yani gönlümüz geniş bir mutabakat. Yani Türkiye'nin önüne bir iktidar alternatifi olarak çıkabilir. Çünkü herkes şu anda toplumun önemli bir kesimi Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünüyor. Sadece muhalefette olanlar değil, bakın iktidarın içerisinden yükselen seslere bakın son günlerdeki. Yani ne deniyor? Henüz kral çıplak demedik varacak ifadeler kullanılmaya başlandı. Yani bizim çağrımız sadece muhalefettekilere değil, iktidar partisinin içerisinde de bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan rahatsızlık duyan çok önemli bir kesim var. Yani kim kazanır kim kaybeder bunun çok önemi yok. Yeter ki Türkiye birlik olsun, yeter ki Türkiye iyi yönetilsin. Yeter ki Türkiye içeride ve dışarıda iyi temsil edilsin. Bizim arzumuz bu. Dediğim gibi meclis içinde yelpazenin sağında olan, işte meclis dışında bu ilkelere uyan siyasi parti olsun, kişiler olsun, bunlarla görüşüyoruz. Görüşmeye de son ana kadar devam edeceğiz. Ve dediğim gibi böyle güçlü bir alternatifle, güçlü bir kadroyla Türk milletinin karşısına çıkmayı arzu ediyoruz. Bunun çabasını sarf ediyoruz. Aynı çaba içerisinde Saadet Partimiz de gayret gösteriyor.